Yeni vazifen hayırlı olsun Kemankeş. Artık Ketu'dan değilsin. Sevinmişsindir herhalde. Haşa sultanım. Ben sizin sevindiğinizi düşünmüştüm. Beni yanınızda istemiyordunuz. Neyleyim ki hala yanımdasın. Sultanım. Abaza Mehmet Paşa ocağa geldi. Sizin emrinizle bir yeniçeri arıyormuş. Doğru, ben söyledim. Merakımı mazur görün sultanım. Neden bana haber vermediniz? Ben gereğini yapardım. Doğru yapardın. Hemen gidip oğluma anlatırdın. Sultanım. Görüyorum ki bana olan öfkeniz ve kırgınlığınız geçmemiş. Telafisi olur mu bilmiyorum. Lakin ben elimden geleni yapacağım. Tek arzum bana yeniden itimat etmeniz. Canınıza yoldaş saymanız. Kemankeş ağam. Hüseyin. Hayrola, silahların odasında ne işin var? Hasoda başı mı oldun yoksa? Silahlar ağa dönene kadar öyle ağam. Tabii eğer dönebilirse. Mührünü teslim et. Sana bu mührü verdiğim günü hatırlıyor musun? O gün bana bir söz vermiştin. Sözünü tutamadın Mustafa. Hakikati benden gizledin. Yalan söyledin. Arkamdan işi çevirdin. Ben vaziyeti izah ettim size. Kaveren Sultanımıza olan hislerimi anlattım. Seni gizlemedim. Yalan söylemedim.
Peki Atike? Ondan neden bahsetmedin? Hünkârım bağışlayın lakin... Bu mevzuda bir şey diyemezdim. Atike Sultanımızın hislerinin karşılığı bende yok. Hal böyleyken... size söyleyip... kendilerini incitmek istemedim. Atike böyle söylemiyor. Hünkârım. Ne olursa olsun kabahat senin Mustafa. Mesele bu raddeye hiç gelmemeliydi. Yazık. Hakkında bunları mı işitecektim? Nefsinin kurbanı olmuşsun belli. Şimdi söyle Mustafa. Yanımda, en yakınımda. Nasıl tutarım seni? Nasıl güvenirim sana? Sen söyle Mustafa. Sana ne yapmak gerek? Hünkârım. İtimadınızı kaybetmek... benim için ölümden beter. Canımı almanızı isterim. Kulun iyi hali, kalbin maruz kaldığı beşeri avatarın, nefsani vesveselerin ve dünyevi arzuların en sakin olduğu zamandadır. Nefsi ise en iyi dört şeyi terbiye eder.
Susmak. Açlık. Yalnızlık ve uykusuzluk. Bize teveccüh et.